Arkadaşlar merhaba. Bugün size biraz ginepikler hakkında bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde çok bilinen bir ırk olmadığı için ilk görenler genel olarak fare gibi tepki veriyorlar. Yani köstebeğe benzeten var, fareye benzeten var. Gine yani domuza benzeten zaten adı gine domuzu, ginepik gine domuzu. Artık kobay olarak da bilinir bunlar. Küçük sevimli evcil hayvanlar. Tavşan yavruları büyüdüğü için bunlar çok fazla büyüyen bir ırk çeşidi değildir. Yani hamsterdan büyüktür tabii ama bir yavru tavşan kadar oluyor. Bunlarda çok büyüme olmuyor. Yani canlı yetişkin kilosu kilo olarak 1 kilo civarında oluyorlar. Genel olarak 1-200-1-800 olan da oluyor gram olarak. Bunlarda hamilelik süreci 65-70 güne kadar gidebiliyor. Bazıları 62 günde sürebiliyor. Yani doğumda 2 tane, 3 tane, 4 tane genel olarak 3 ya da 4 olur. Yani iyi bakımlı bir ginepikte. Ama ben bunda 8 taneye kadar doğum yapan gördüm. Yani çok doğum oluyor ama bakamıyorlar tabii ki. Bu yüzden sorun oluyor. Ama bunlar böyle salma şekilde yapıldı mı? Diğer anneler de bakıcılık yapabiliyor. Bundan avantajınız oluyor. Diğer anneler bakabiliyor başkasının yavrusuna. Tabi salma oldu mu böyle karışık ırklar birbirine karışabiliyor. Yani ırk ayrımı yapamazsınız. Çünkü melezlenmiş oluyor. Bunlarda ırk çeşidi vardır. Kısa tüylüler var, uzun tüylüler var. Farklı daha kısa ve uzun olanın karışık olarak var. Yani ırkları farklı farklı bunu internetten araştırabilirsiniz yani ırklarını. Hollanda geçiyorlar, Texel var, Abesian diye var, Rozet var, Shelty var. Yani bir Taç dediğimiz bir ırk var. Farklı ırklar var yani. Bunlar genel olarak yeşillikle C vitaminiyle ihtiyaç duyan bir ırk. Yani yeşillik, maydanoz ve kırmızı biber C vitamini ağırlıklı olduğu için onlar verilmesi gerekiyor. Yeşillik vermezseniz düzgün yavru bakımı ve doğum oranı olmuyor yani. Bir nevi bakımsız bir hayvan oluyorlar o zaman öyle söyleyeyim size. Ama çok sevimlilerdir. İlk etapta herkes yani empati kuramıyor böyle. Sempatik gelmiyor yani. İtici geliyor ama bunu besleyip çok sevenleri gördüm. Yani çok cana yakın hayvanlar diye tabir ediyorlar. Şöyle ama bunda tek beslendiği sürece size karşı daha yakın oluyorlar. Yani iki tane oldu mu ya da fazla sayıda oldu mu bunlar kesinlikle kendi aralarında birbiriyle ilgilenmeye başlıyorlar. Ama tek oldu mu sadece siz onunla ilgileniyorsunuz o da sizle ilgilenmiş oluyor. Yani daha çok yakın oluyorlar o zaman. Böyle söyleyeyim. Yani bunlar dediğim gibi yeşillik C vitamini olarak maydanoz ve kırmızı biber verebilirseniz bunları verin. Kuru ot zaten serili duruyor. Ben bol koyuyorum balyasaman olarak. Yem tavşanlara verdiğim yemden veriyorum. Buzağı büyütme yemi. Zaten yeşillikte bol verdiğim için ben sorun olmuyor. Yemde dokunmalar falan hani ağır gelmesi de olmuyor. Gayet uygun. Zaten yeterince yedikleri için fazla bir miktar yemiyorlar. Yetecek kadar yiyorlar. Ama yeşilliği çok talep ediyorlar. Yani yeşillik ne kadar verirseniz verin anında bitirirler yani. Öyle bir hayvan bunlar. Ama dediğim gibi çok sevimliler. Yani evcil hayvan olarak çocuklar için beslenmesi çok iyidir. Büyümüyor. Tavşan ırkları gibi büyüyen bir hayvan değil. Dediğim gibi ilk etapta size itici gelecektir. Ama kesinlikle alışacaksınız. Bunların ses çıkarması da var. Mesela bir poşet sesi duydular mı? Poşetten bir şey verirken artık her gün o poşet sesine size böyle çığlık atar gibi sesler çıkarırlar. İletişim kurmaya çalışırlar, ver diye isterler. Yani ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir video çekebilirsem çekerim. Tabii bu sizin sorularınıza göre olabilecek bir şey. Şimdi çoklu doğumlarda mesela farklı bir sistem yapıyorum ben.
nipel suluk içerisine günlük sütü pişirip de sıcak suyla karıştırıp ılık şekilde nipel suluğun içerisine koyup anneleriyle birlikte bir kafese alıyorum. Annesinden yetersiz süt alanlar bu nipel suluktan sütü içiyorlar ve buna takviye olarak çok güzel oluyor. Böylece yaşama oranları daha çok oluyor. Yani neredeyse hiç öldürmezsiniz çoklu doğumlarda ama. Zaten o şekilde süt 2-3 gün yeterli geliyor. Yani yemesi için yeterli geliyor ama devamını verebilirsiniz. Bunlar tüylü şekilde doğuyorlar. Bakın burada var küçükler böyle. Daha 2 günlük yavrular en arkada. 2 tane beyaz farklı da var. Bu şekilde küçük ve tüylü, gözleri açık doğuyorlar ve şu an ot yemeye başladı. Bakın 2 günlük. Böyle yani 2 gün süt, 2-3 gün sütle takviyeli beslendi mi zaten ot yemeye başlıyor. Bununla kesinlikle öldürme şansınız çok düşük oluyor. Bir nevi hepsi yaşıyor yani. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bilgi almak isterseniz elimden geldiği kadar size yine de aktarmaya çalışırım. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.